Barış Terkoğlu, 28 Mart 2022, Cumhuriyet Arkadaş arkadaşın pelesengidir. Sorsanız Adnan Bey'in arkadaş grubuyuz diyorlar. Arkadaşlar genelde sohbet ediyor. Onlarsa bambaşka işler peşinde koşuyor. Yargı günlerdir istinaf mahkemesinin verdiği kararı tartışıyor. Yerel mahkeme suç örgütü dedi, cinsel saldırıdan ceza verdi. Ama istinaf hakimleri onlar arkadaş saldırı değil rıza diyerek bozdu. Karardan sonra dosyaya bakınca hakimlerin arkadaş demesine pek şaşırmadım. Şöyle anlatayım. Yerel mahkemenin kararında 11 sanık örgüte yardım suçundan cezalandırılmıştı. Bunlardan biri de eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması Özdemir Uygur'du. Uygur'un Oktar operasyonunda gözaltına alınmasının ardından Salihoğlu istifa etmişti. Zira korumasına yapılan suçlamanın özü kendisiyle oktarcılar arasında bağlantı kurmaktı. Salihoğlu, yargı camiasında hatır sayılır bir isim olmasaydı, kuşkusuz korumasının yerinde kendisi olacaktı. Peki bu yorumu neye dayanarak yapıyorum? Oktarcıların adliyede dolaşan mensupları var. İstinafın arkadaş grubu dediği bu isimler hakimlerle, savcılarla görüşüyorlar ve tüm buluşmaları raporlaştırarak Oktar'a aktarıyorlar. Kendilerine operasyon yapılacağı duyumunu aldıkları bir dönemde Salih oğluyla da görüşüyorlar. O görüşme şöyle raporlanmış. Hadi Salih oğluyla görüştük. Tarikatlara yönelik bir eylem olmadığını, böyle bir şeyin de mantıklı olmadığını söyledi. Herkes bir tarikata mensup, böyle bir şey olmaz dedi. Bize karşı da herhangi bir hazırlık olduğunu işitmediğini, olan şikayetten de bir şey çıkmayacağını söyledi. Eğer bir şey olursa gelin dedi. Size de kardeşime selam söyleyin şeklinde hitabı oldu kardeşim lafı sürpriz değil. Yıllar önce Oktar grubunun iki numarası olan, 99'da Oktar'la hapse giren, gruptan ayrıldıktan sonra da Oktar'la savaşa giren Fırat Develioğlu'nun duruşmada söylediklerini yorumsuz aktarayım. Ben 1992'den 99'a kadar her gün ya bir siyasi partideydim, ya emniyet müdürlüğünün bir birimindeydim, ya savcı veya hakimle beraberdim. Bunlara hediyeler alacağım, para vereceğim, bir şey yapacağım. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi burada Adnan Oktar çıktı diyor ya, kız burada gelip üstüne sperm boşalsa alıp sperm numunesini karakola gidebilirmiş. Kız 16, 17, 18, 20 yaşında elinde sperm numunesiyle karakola gidecek. Karakol amiri burada yargılanıyor zaten. Paraya bağlamışlar, yargılanıyor burada. Çengelköy karakol amiri. Develioğlu devam etti. Hadi Salioğlu, İstinaf Mahkemesi Bölge Başsavcısı, Ondan önce yıllarca işte İstanbul Başsavcısı. 1999'da Adnan Oktar'la beni tahliye eden heyette DGM Savcısı. Beni Hadi ile İstanbul'da müracaat savcısı Atilla Bey tanıştırdı. Geceleri bir yerlere gitmeye falan başladık. Sonra işte ona destek oluyorum maddi olarak falan ondan sonra. Şimdi ben niye bunu anlatıyorum? 19 yaşında kız çocuğu elinde serpakla gidip de benim buradan sperm numunesi alın diyecekmiş. Adnan Oktar'ın zihniyetine bakın. Bölge savcısı senin 20 yıldır para verdiğin adam. Yani 20 yıldır verdiğini bilmiyorum da ben 99'a kadar olanını biliyorum. Ondan sonra ama öyle bir sahayı Adnan Oktar boş bırakır mı? Develioğlu olanı tarif etti. Dahasını da söyledi. Yani Hadi Salihoğlu'nun koruması burada neden yargılanıyor? Kendisi para aldı da bir iş çözeceği için mi? Hadi Salihoğlu'na para götüreceği için yargılanıyor. Alıp da kendi mi bir iş çözecek yani? İşte böyle bir takipsizlik kararı veriyorlar. E İstanbul Başsavcısını bağlamış adam kaç sene önce. 99'dan sonrasının günahını bilmiyorum ama Adnan Oktar'ın bırakmayacağını düşünüyorum. Develioğlu yıllar önce de Salihoğlu ile sürekli kesişen yollarını anlatmaya devam etti. Oktar hakkında geçmişte açılan davaların yargı dehlizlerinde kaybolmasının, tanıkların birer birer geri çekilmesinin, savcıların takipsizlik, mahkemelerin beraat vermesinin hikayesini anlattı. Hepsinde hikaye Salih oğluna bağlanıyordu. Sadece Develioğlu değil, yıllarca oktarcılarla mücadele eden, sonunda başına gelmedik şey kalmayan eski polis müdürü Adil Serdar Saçan da aynı şeyleri söyledi. Hadi Salih ile yollarının kesiştiği çok net yani. Üsküdar Başsavcısı iken bunlara yol veriyor, DGM'de taliyelerini istiyor. Bence Hadi Salihoğlu’nun da bu soruşturma kapsamına alınması gerekiyor hatta ifadesinde de var rüşvet verdiklerine dair öyle biliyorum. Grubun eski üyelerinden avukat Ceyhun Gökdoğan da itirafçı oldu. Mahkemeye gelip geçmişte yaptıklarını açıkladı. Dosya son olarak Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. O dönemde Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'ydu. Tarkan Yavaş ve Altuğ Müştak Berker'le Hadi Salihoğlu'nun DGM savcısı olduğu dönemden tanışıklıklarının olduğunu bana Altuğ Müştak Berker söyledi. Hatta o dönemde Ataköy Marina'da kahvaltı ettiklerini ve zaman zaman bir araya geldiklerini söyledi. Tarkan Yavaş'ın Hadi Salihoğlu'nun makam odasında kendisiyle görüştüğüne 2-3 defa şahit oldum. Görüşmenin Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına gelen gizli tanıklı dosya ile ilgili olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca şu anda konusunu hatırlamadığım Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Adnan Oktar'ın şikayet edildiği bir dosyayı da Hadi Salihoğlu kontrolü altında etki edebileceği ismini hatırlamadığım bir savcıya verdirdiğini, daha sonradan da dosyaya takipsizlik kararı verildiğini biliyorum. İfadeler sürüp gidiyor. Birçok tanık, Oktarcıların Salihoğlu'nun gücünü kullandığını söyledi. Üstelik bu yıllar önce de böyleydi. Kadıköy'de açılan dava yetkisizlikle Üsküdar'a gidiyor. Üsküdar'da Salihoğlu'nun kucağında kayboluyordu. Şimdi yine böyle mi oluyor dersiniz? Zira Oktarcılar'ın notlarında kendileriyle iş tutan çok sayıda savcı ve hakim görünüyor. Dosyalarını bu şekilde hallediyorlar. Hikayelerini de Oktara rapor ediyorlar. Polisin yakaladığı notlar isim isim dosyadan okunabiliyor. Bir tanesinde aynen şu yazıyor: İstanbul Adliyesinde bir savcımız var. Ali Parlar. Oktar davası mağdurlarının istinaf hakimlerini HSK'ya şikayet ettiği dilekçede önemli bir ayrıntı var. Buna göre Oktarcıların adını verdiği Ali Parlar'ın da Hadi Salihoğlu yakın ilişkisi var. Öyle ki Salihoğlu ile Parlar birlikte çok sayıda kitaba imza atmış. İşin daha da ilginci, oktar kararını istinafta bozan hakimin de oktarcıların savcımız dediği Ali Parlar'la ortak kitabı bulunuyor. Haliyle istinaf mahkemesinde oktarcıları aklayan, örgüt yok diyen, istismar değil rıza ile cinsel ilişki tanımı yapan hakimin kararı meseleyi daha da tuhaf hale getiriyor. Eski oktarcıların da itiraf ettiği gibi acaba dosyalar yine yargı etki altına alınarak mı bitirildi? Son olarak Herkes konuştu dedik de kadın ve çocuklara yönelik istismar davalarının doğal tarafı olan Aile Bakanlığı neden hala suspus? Sakın Bakan Derya Yanık sık sık oktarcıların toplantılarında endam gösterdiği için olmasın. Arkadaşlık pelesenk ağacı gibi. Yıllar büyütüyor. Ayrı dallara düşseniz de aynı kökten su aldığını hiç unutmuyor. Uzak kalsanız bile meşhur kokusu sizi ele veriyor. Reçinesi yapışa yapışa yayılıyor dilden dile geçip dillere pelesenk oluyorsanız, sebebi belki de arkadaşlarınızdır. Barış Terkoğlu